Danser böyle geriye dönüp bir öz eleştiri yapıyor mu? Anne şu hataları yaptım, böyle yapmasaydım şimdi bu durumda olmazdık falan. Yani kendi payına düşen tabii hataları ki, biliyor tabii mu? Tabii ki yapmaz olur mu? Tabii ki yapıyor yani. Erken davrandıklarını, işte cahilliklerin olduğunu yapıyor ama yapacak bir şey yok artık. Kıskançlık da var dedi. Var. Çok mu? Var. Oğlanda da var, kızda da var eyvah, yani. Eyvah eyvah. Orada da sorun yaşadılar mı evlilikte? Bence o kıskançlık yüzünden sorun yaşadılar. Çünkü o üniversitedeydi, bu ailesinin yanındaydı. Ondan ayrı ayrılardı. Tabii ki o okuyordu. Çok yavaşsın gelin hanım, çok. Mutfakta görüşürüz mikserciğim. Demek iddialısın. Neyle başlıyoruz? Neyle başlıyoruz? Domatesle başlıyoruz. Domatesi keşke Adana'dan getirseydin. Getirmek istedim ama getiremedim mikser. Otobüste mi geldin? Uçakla geldim maalesef. Uçarak geldim. Neden maalesef diyorsun? İşte getireceklerimi getiremedim o yüzden. Kaç yaşındasın Mekselina? 25 yaşındayım. Kaç yaşında evlendin? 19. Ne acelen vardı? Acelem vardı. Ama 3 sene sonra da ayrılmışsınız. Öyle oldu. Nasip diyelim. Yalnız biraz daha hızlı olsan iyi olur gelin hanım. Vaktim bol mikser. İçeri giriyoruz. Soğan patates almayacak mısın? Almayacağım. Yoksa birçok şeyi Adana'dan mı getirdin? Çoğu şeyi evet. Mesela ne getirdin? Mesela ne getirdim? Baharatlarımı getirdim. Domates salçamı, biber salçamı getirdim. Zeytinyağımı getirdim. Başka neler getirdin? Getirdim işte. Çok fazla alışveriş yapmayacak mısın? Yapmayacağım. Hadi o zaman kahve içmeye gidelim. Olur, gidelim. Peki kahveyi nasıl istersin? Türk kahvesi tercihim. Şimdi ne alacaksın? Un alacağım. Unlar bu tarafta. Gel göstereyim. Pek inanamadım sana ama. Mekselina hep böyle ağır mısın? Çünkü ağır çekimde ilerliyoruz. Üstelik gülüyorsun. Yavaş yavaş sindire sindire yapıyorum. İçecekleri alalım bari. İçecek de. İçecekler burada. Hazırsan hemen gidelim. Çok güzel araba sürerim. Gerçekten sen yemek yapabilecek misin? Yapacağım, göreceksin. Sen istersen sana vermeyeceğim. Madem vaktin var gel dedikodu yapalım. Yapalım da yapmayalım bence, gerek yok, bir şey demiyordum. Senin kıskançlığın Adana'da meşhurmuş. Yok öyle bir şey. Gerçekten kıskanç mısın? Hayır değilim. Süzme yoğurt arıyorum ama. Kıskançlığını konuşurken süzme yoğurt mu arıyorsun? Şu an ihtiyacım olan o. Ama tabii ki siz haklıymışsınız, gördünüz ki yani. Evet. Keşke bekleselermiş de yaşı başı insanın karakteri, evet, işi gücü oturması lazım evlilik için, evet, değil mi? Yani kızın da olsun erkeğin de olsun tabii. Yaşının oturması gerekiyor. Kesinlikle. Bizler de erkenden evlendik bildiğimiz için ben hep... Sen de mi erken evlendin? Ben de erken çok evlendim. Çok ama zaten. Zaten gizli evlenmişler, bizim sonradan haberimiz oldu. Ha! Ben bunu bilmiyordum. Aa bak, kaçak göçek gene. Evet, bak, öyle biraz gizli nikah yapmışlar. Sonra da bizim haberimiz oldu. Kalk buna mutfakta devam edelim. Tamam. Çok enteresan bir konu, dur bak. Aa neler çıkıyor durdukça. Buyurun buyurun. Buyurun. Alışveriş bitti mi? Bitti. Ekmek aldın mı? Şundan mı alsam? Sen bilirsin ama son 10 saniye. Hemen kasaya gitmen lazım. 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maalesef süren bitti. Süren bitmedi. Daha süren çok. 15 dakikada alışverişi tamamlayarak bir rekor kırdın. Ben çok hızlıyım demiştim sana. Gerçekten her şeyi evden mi getirdin? Yani getirdim. Bu arada marketimizin yıldızı geldi. Mekselina, Gülnur'u tanıyor musun? Tanımıyorum, tanımıyorum. Bu arada Gülnur'un kısmeti hala çıkmadı. Adana'dan kısmet bakıyoruz. Öyle miymiş? Hemen. Bakmıyor muyuz? Hayır, ne alakası var? Elini sallasam 50'si falan. Alışverişi tamamlayan yarışmacımız bakalım ne kadar ödeyecek? 100 TL. Çok ekonomiksin. Evet tabii ki öyleyim mikser. Hadi hemen mutfağa dönelim. Zuhal Hanım bu arada çok tatlısınız. Ay, çok genç duruyorsunuz. Sağ olun, çok güzelsiniz. Çok ekranlardaki gibi görünüyorsunuz. O sizin güzelliğiniz. Sağ olun sağ olun, çok teşekkür ederim. Adana'dan da kocaman sevgiler getirdim. Adana'ya da benden selamlar. Bu arada... Evet sevgili izleyenler, dün söylemiştim. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Hepimizin Allah tuttuğu oruçları, ettiği duaları kabul etsin. Geldiniz, geldim. Ben de kim geldim? Hoş geldin. Bu ne tarz? Sen böyle markete mi gittin? Sanki bir partiden çıkmış gibisin. Vallahi billahi bu ne süs, bu ne şükür. Çizmeler. Kendime özendiğim gibi yemeklerime de özeneceğim Zuhal Hanım. Sen vallahi çok şıksın. Gel gel böyle bak. Evet. Ama maalesef şimdi üzerini değiştirmek zorundasın. Evet, mutfak kostümünü giy de gel, evet, sevgili Mekselina. Evet Mekselina, ben yabancı bir ülkeden geldim ama Adanalı gelinimiz. Üstelik de Sevim Hanım'ın ex gelini. Başka gelin falan var mı? Nişanlı. Oğlum var. Bir oğlunuz daha var, nişanlı. Evet, nişanlı. Aa, çok güzel. Evet. Yeni gelin geliyor yani. Yeni gelin geliyor. Ne zaman düşünüyorlar? Sonbaharda düşünüyoruz düğünü. Ah inşallah. Korona biterse hayırlısıyla bitecek, korona gibi de görünmüyor bitmese ama. Bitmese de olacak.
Yani nikahtan gidecek. Artık nikah mikah diyorsunuz. Evet. Evet, bu arada sevgili izleyenler, bugün Ramazan'ın ilk günü. 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Hayırlara vesile olsun inşallah. Mübarek Ramazan ayında inşallah sıkıntıları geride bıraktığımız, bolluk, bereket, huzur içerisinde geçecek bir Ramazan ayı diliyorum herkese, tüm Müslüman alemine. Fakat biliyorsunuz, tekrar söyleyeyim, şu an biz 3 hafta evvelinden çekim yaptığımız için Ramazan ayı içerisinde değiliz. Dolayısıyla biz gene normal rutinimize devam edeceğiz. Bizler, siz bu programı izlemeye başladıktan sonra Ramazan ayını çekmeye başlayacağız. O zaman da iftar saatinde kayınvalidelerle oturup inşallah biz de iftarımızı açacağız derken, onlar nedir öyle? Size bir çoban armağanı getirelim dedik. Salçamız ve narinciye reçelimiz. Ay çok teşekkür ederim. Adana'nın meşhur. Adana'nın, evet. Ellerinize sağlık. Kavanozların güzelliği. Kim yaptı bunları? Gelinim. Hangi gelin? Demek istedim. Ay hala gelinim diyor. Boşanmış ama... Ya gelinim, benim için gelinim. Geliniz valla. Evet, çünkü torunumun annesi. Yani. O yüzden sık sık de o... görebiliyor musunuz torununuzu? Tabii ki görüyorum. Süper, çok güzel. İstediği zaman getirip götürebiliyoruz yani. Kendisi de geliyor zaten, annesi getiriyor. Ay canım. Öyle bir kopuk şeyimiz ama yok yani. Ama ne güzel, ne güzel. Evet evet, ben hep söylüyorum. Yani çiftler boşanabilir ama evet, ailelerin aradaki bağ, çocuklar için yapılması gerekenleri hiçbir zaman unutmamaları lazım. Aynen. Çünkü çocuklar dünyadan bir haber, onlar ne bittiğini bilmiyor. Yani, dolayısıyla anne baba sevgisini eksiltmemek, evet, hissettirmemek çok fazla lazım. Hoş, şimdiki çocuklar maşallah zehir. Her şeyin, evet, farkındalar. Hiçbir şey yutmuyorlar. Tabii canım, her şeyi biliyorlar yani. Ne oldu? Aa, kar başladı. Evet. Aa, mikser kar yağıyor. Evet Zuhal Hanım. Tutar mı dersin? Mart ayının sonlarındayız ama hala kar yağıyor. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Bu mikser adama neler yaptırır? Ah Zuhal Hanım, ah! Şu anda sıcacık Adana'da olmak vardı. Aa, değil mi? Sıcaktır şimdi Adana. Adana yağmurluymuş, aradım. Ama çünkü bir sıcak. Adanalı olarak Adana özlemi bastı değil mi? Hayır Zuhal Hanım. Ne oldu? Adana'da tabii ki yaşadım. Tam 5 yıl. Bunun koltası 5 yıl. Her şey için bir 5 yıl bir süresi var. Ankara'da doğdum ama aslen Erzincanlıyım, siz de biliyorsunuz. Yo, bilmiyorum. Şu an öğrendim. Bana laf geldi. Oho. Zaten bu arada biz her şeyimizi biliyorsunuz Adana'ya. Vallahi salçaları falan getirdiniz salçamızı galiba. Salçamızı getirdik, baharatlarımızı getirdik, zeytinyağımızı getirdik, yaprağımızı. Çok güzel. Bulgur. Uzun zaman sonra alışverişimiz çok kısa sürdü. Bana da öyle geldi, hemen çat diye bitti her şey. Evet. Kızımız neredeyse her şeyi getirmiş. Vallahi da Adana'dan taşıdık. Getirdik. Vallahi bravo. O yüzden alışverişimiz çok hızlı bitti. Ne güzel, hadi inşallah mutfak da öyle güzel güzel geçer. Güveniyorum kendim. Yapacağım. Hiç sanmıyorum Zuhal Hanım. Bir sorun mu var? Kızımızla resmen ağır çekim alışveriş yaptık. Niye? O kadar ağır ki inanamazsınız. Sen o işine odaklandığı zaman sana öyle geliyor. Mesela giyinmeye gitti. Hani nerede? Nerede? Yok. Çünkü neden? Neden? Çünkü çok ağır, çok. Gel Mekselina, senin için ağır diyor Allah. El alemin ağzına laf verme yavrum, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.